Almanya'da nerede kaldın hocam sen? Frankfurt'ta. Çok güzel. Yani Frankfurt çok güzel. Ben eskiden gitmiştim. Yani 90'lı senelerde. Almanya, işte öğrenciliğim Paris'te geçti. Fransa çok çok iyiydi. Şimdi işin gerçeği Avrupa Birliği, Avrupa Birliği mevzuatından dolayı. Ondan önce Fransa çok çok yani hem ekonomik olarak hem sosyal hayat dokusu çok iyiydi. Almanya'ya gittiğimde inanamadım. Yani çok çok kuralcı gelmişti. Çok kuralcılar. Ama mesela şimdi gidiyorsunuz Avrupa Birliği içerisindeki en rahat ülke Almanya. Ya buradan öyle bakarsanız rahat. Çünkü Almanya'da çalışan işçilerin hiçbir insani hakkı yok. Yani 5. sınıf insan gibi muamele görülüyor. Yaşam şartları bura gibi kendi değil. Ülkende Türkiye'de ama bir şey söyleyeceğim. Orada yaşayan insanlar. Yok, şimdi doğru bilgi verelim. Ya ben orada 29 yıl kaldım. Bir gün, iki gün, üç gün değil. Şimdi seni işten bak. Şimdi orada çalışan işçiler. Olmaz. Yanlış bilgi vermeyelim. Şimdi hakkı dediğin gasp ediliyor ve insanlara Türk olduğu için vatandaş her gün diyor ki ama mesela, bu oluyor. O ülkenize sınıf, gidin, ülkenizde yaşayın. Ben de şey yaparım. Konuları ayrıştıralım. Şimdi bir, yabancılara karşı... İstersen yemeğini bitir sonra konuşalım. Yok, konuşuruz. Ya, benim dinleyicilerim beni bilirler. Konuyu ayrıştıralım. Bir, yani oradaki yabancılara karşı bakış açısı bu başka bir başlık konusudur. Şimdi kavramları doğru kullanacağız. İkincisi, işçi hakları, insan hakları bilmem ne, bunlar başka bir konudur. Senin ülken, Almanya'da insan yani ülke... hakları 1992'den sonra değişti. Eski Almanya ayrı, şimdiki Almanya ayrı. Biz onları yaşadık, biliyoruz. Siz dışarıdan duymak ayrı, yaşamak ayrı şey. İşçi hakları, çağrı gücü diye bir iş sistem geliştirdiler. Eskiden mesela bir işçi 2500-3000 euro kazanıyorsa şimdi 700-800 euro kazanıyor. Aynı fikirde. İzinleri, aynen doğru. İzinleri azaldı. Bütün ailem Almanya'da Halil'cim. Bütün ailem Almanya'da. İzin, bu ülkedeki çağrı gücü, söyle bana. Çağrı gücü diye bir sistem getirdiler. Vatandaşı bir sabahçı çağırıyorlar. Bir öğlenci çağırıyor, bir gececi çağırıyor. Kişi uykusunu alamıyor. Depresif, huzursuz, rahatsız. Nasıl gideceğini, ne yapacağını bilemiyor. Ne zaman çalışacağını bilemiyor. İhtiyacı yok diyor ki bugün gelme. Yani çağrı gücü diye bir sistem getirdiler. İşçi 8 saat çalışırdı eskiden, işte haftanın şu kadar günü belliydi. Şimdi sistem karma karış oldu. İşçilerde huzur kalmadı. Birçok insan depresif, rahatsızlıklar yaşamaya, bunalıma girmeye başladı. Bak, bir ailede 4 kişi çalışmasa Almanya'da o insanlar ne kirasını verebilir, ne yiyip içebilir, ne de yani bir hayat standartını, normal bir hayat standartı yaşayamazlar. Bu peki, konuda bu ülke, aynı fikir peki, değil. Bu ülkedeki asgari ücret nedir? Ha bizim ülkeyle kıyaslamıyorum. Ben Türkiye'yi söylemiyorum. Ben Almanya'da Türkiye basıyorum. Eleştiriyorsun da eleştirdiğin yer... Söylemiyorsun. Bak şimdi senin yani bu memleket, bak bu memleket taşıyla toprağıyla bizim başımızın üzerinde. Almanya'dan şimdi önce onu bir koyalım. Ama şimdi eleştirdiğin şey yani kendi ülkendeki durumu söyleyeceksin ki Avrupa'yı eleştirin. Ya benim biz çalıştırmak için yani Avrupa'yı öğren bir adam gibi durdum, hoş değil. Ben çalıştırmak için eleman bulamıyorum. Aldığım evet. Ben çalıştırma bu işsizliğe inanmıyorum. Aynen. Maaş veriyorum, adam gelmiyor, şey çalışmıyor, eleman bulamıyoruz. Evde çalıştırmak neden? İçin kadın neden? Bulamıyorum. Neden? Kalifiye işçi yok, kalifiye eleman yok. Çok güzel. Kalifiye insan yok. Hani yok. Fakirlik bak, doğru var. Yerlere, bak çok doğru. Bir ay çalışıyor, geldi. Bir ay sonra işi bırakıp gidiyor. Vatandaş çok... iş eleman bulamıyoruz Türkiye'de. Ama Almanya'da kalifiye eleman var. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim sistemi farklı oranı. Ha. Türkiye'de kalifiye eleman, yetişmiş eleman yok. Demek İnsanlar ki, çalışmıyor Türkiye'de. Eğitim programları parası doğru bu adamları. Bakın şimdi şöyle. Kanuni Sultan Süleyman bundan 500 yıl önce Almanya'ya 400 sipahi gönderdi. Almanlar akırda domuzla yaşayan insanlardı. Bunların eğitim sistemi, askeri sistemi, polis, hukuk, bütün sistem Osmanlı'nın sistemini aldı, kurdular, yerleştirdiler. Şimdi? Kanuni Sultan Süleyman Fransa ve İngiltere'ye karşı kendine bir ortak aradı ve onları ayaklandırdı, kaldırdı, güçlendirdi. Mesela Stuttgart'ta Untertürkheim, Obertürkheim diye Türk sipahilerin eskiden kaldığı yerler var. Alman askerlerini yetiştirmek için. Çok güzel. Hanover'de Herrenhausen denen bir yer var. Burada Almanya'yı yöneten prenslerin, kralları buradan yani Osmanlı kanunu göndermiş oldu, sipahiler yerleştirmiştir, yetiştirmiştir. Peki Osmanlı onları bu hale getiren bizik. Niye biz burada bunu yapamıyoruz? Elin Alman'ı almış becermiş de şu an devam ediyor. Sen niye yapamıyorsun?
Ha, biz de yapamıyoruz. Biz Asıl soru o. Problemi kaynağı şu. Bektaşilikte, asıl Bektaşilik, yani dini biraz da başka bir konu. Bektaşilikte diyor ki elini diline, eline, diline sahip ol. Ama bu yanlış anlaşılıyor. Eline derken eline sahip ol, ülkene sahip ol demek. Eline, bu eline değil. Diline sahip ol derken Türkçe'ye sahip ol diyor. Beline sahip ol derken soyuna sahip ol, başka milletten insanlarla, kadınlarla evlenip yok, orası bozma. Öyle değil. Diyor ki yani, ahlaki örgü içerisinde insanlara ikinci, yani kadınlara iki, orayı bir aydınlatayım canım. Bir dakika, şimdi ben alevi geleneğinden geliyorum. Ne olduğunu ben biliyorum. Sen anlatıyorsun, bir de ben anlatayım. Veli, şimdi, oradaki beline sahip ol hikayesini. Ya bir müsaade et babam, bir cümle kurayım. O zamanki alevilikle bugünkü alevilik. Ya bak ama başka bir şeye girdik. Ama bunu hiç alevliğe girmeyelim. Ben neyse, de bekliyorum. Bu konuya girmeyelim. Ama yani cümleyi bu konu başka çok uzar sonra. O zaman bütün Türkler alevi şey, Bektaşi'ydi zaten. Ya anladım. Tamam, başka bir şey. O ayrı bir şey. Beline sahip ol demek. Yani insanların namusuna, ırzına bakma demektir. Bir başkasının, sana helal olanın haricinde, yani karımızdır, eşimizdir, onun haricinde hiç kimseye kötü bakma demektir. Buyur devam. Şimdi Bektaş'ın söylemiş oldu. Peki beyefendi, ben şu şeyi, ben şu şeyinizi alın, lütfen şu nedir, şurada duran maydanoz gibi duruyor.